Merhabalar gençler, YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, sizlerle birlikte Karekök yayınlarının TYT Fizik Soru Bankası'nı çözümüne devam ediyorum arkadaşlar. Elektrik akımı ünitesinin 8. testiyle birlikteyiz. Evet, ne demiş? Anahtar açıkken kaç tane lamba ışık verir demiş arkadaşlar. Şimdi bakın ki anahtarın açık olması demek ne demek? Bu kol yok zaten arkadaşlar. Bakın bu kol yok. Burayı kaldırdık. O zaman ne oldu? Akım buradan çıktı. Şuradan bundan geçmek zorunda değil mi? Buraya kadar bir tane kesin yandık zaten. Şimdi buraya A harfi versek, bakın buraya B desek, buraya da B dedik. O zaman buraya mecburen C diyoruz. Bakın A'dan C'ye, C'den de B'ye gidiyorum. Sonra da A'dan B'ye. O zaman bu arkadaşların hepsi yanıyor. Yani isteyen arkadaş şöyle çizebilir. Bu lamba yanıyordu. A'dan en son çıkışta B varsa o zaman C'yi de düşünerek bakın şu lamba yandı. Değil mi? Sonra C'den B'ye, C'den B'ye iki tane lambamız var. Dikkat edin. Ve son olarak da ne vardı? A'dan B'ye de bir tane lambamız var. Bu durumda kaç lamba ışık verdi? Dikkat edin. 5 lambada ışık verdi. Kim parlak diye sormadığı için gerek yok. Şekildeki devrede anahtar kapatılırsa kaç lamba söner? Bakın. Önce herkes yanıyor muydu ona bakalım. Herkesten mecburen geçiyordu değil mi? Şu anda 5 tanesi de yanıyordu. Anahtarı kapattığınız anda dikkat edin şimdi. Buraya A, buraya B desek. Bakın A, B. Bunlar gitmiyor. Buraya C harfi verdiğim zaman dikkat edin. C, 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 C. İşte buraya dikkatli bakarsanız. Bakın burası C, C arası olunca kısa devre. Bu da C, C arası kısa devre olunca. Bakın A'dan C bu var. Ve devreyi artık böyle uzaklardan geçerek bir anda sadece böyle. Yani kaç lamba artık yandı? 2 lamba. Kaç tanesi söndü diye sormuş. O zaman 3 tane lamba sönmüştür arkadaşlar. Evet, şekildeki devrede hangi lambalar? Bakın arkadaşlar harf vereceksiniz. Yani buralarda en güzel yiyorsa böyle. Bakın buraya A verirsek yine A. Yine A değil mi? Gitmiyor. Şuraya B verdiğiniz vakit burası da B. Şurası da B. Bakın burası da B. Burası da B. O zaman B ile B arasında kaldığına göre L ışık vermiyor dikkat edin. Bu A'dan B'ye, bu da A'dan B'ye. O zaman farklı harfler arasında kaldığı için bunlar ışık verecek. O yüzden L lambası maalesef ışık vermiyor arkadaşlar. Özdeş KLM lambalarının parlaklıkları sırasıyla nedir diye sorun. Bakın bu işlerde voltajcı olabilirsiniz, rahat edersiniz arkadaşlar. Hatta şuraya V voltajı verirsek bakın buraya A, buraya B dersek bakın burası da A, burası da B. Burası da A, burası da B. Bakın A ile B arasında V voltajı varsa her gördüğünüz A, B'ye V voltajı, buraya da yine V voltajı derim. Ama bu tek başına V'yi kullanırken bunlar iki kişi olacağı için ve özdeş lamba olduğuna göre nedir? V bölü 2, V bölü 2 olursa biz ne biliyoruz? Gerçekte lambaların parlaklığı demek güçtür arkadaşlar. Nedir o da? Gücün formülleri neydi? I kare R, V kare bölü R ya da I V idi. Şimdi lambalar özdeş olduğu için R aynıysa direkt voltajların karesidir. O zaman K'nın gücü nedir dediğin zaman V kare bölü 4'tür. L'nin gücü nedir? V kare bölü 4'tür. M'nin gücü ise arkadaşlar V karedir. Bu durumda ne oldu? M büyük oldu. K ile L ne oldu? Birbirlerine eşit olmuştur arkadaşlar. Yani cevap da C şıkkı gibi olmuştur. Evet, bu sefer işin içine üreteç kullanmışız. Lambalar ne diyor? Lambalar ve üreteçler özdeştir. Bakın. O zaman şöyle yapalım. Bu V, bu da V, burası da V, V, V. Bakın V bu yönde. Bu V de bu yönde olunca buna kaç V düştü? 2V. Fakat bu V bu yönde, bu V bu yönde olunca hiçbir şey kalmaz. Bu devre sıfırdır. Paralellerin özelliği neydi? V ile V'yi birleştirince yine ne yapardı? V yapardı. Yukarıda da M lambası olduğuna göre buna da V düştü mü arkadaşlar? Bu yüzden ne oldu? En fazla voltaj K'ya düştü. O zaman nedir? K'nın gücü fazladır. Sonra kim geliyor? M. En sonda da L geliyor dikkat ederseniz. K, M ve L deyip cevabı da C gibi buluyoruz arkadaşlar. Anahtar soruları. Anahtar açıkken X, Y ışık vermektedir. Evet. Anahtar kapatılırsa ne oldu? Bakın bu tür sorular iki soru aşamalı gibi düşünün. İlk devrede anahtar yok. Burası yok. O zaman ne var? Yukarıda bir X var. Yanında bir isimsiz bir lamba var. Aşağıda da Y vardı, değil mi? Şöyle bir devre. Peki ikinci devre ne oldu? Anahtarı kapattığınız zaman bir anda burada bir lamba var. Yine X var. Yanında isimsiz var. Ve de Y var, değil mi? Bakın iki soru olarak söylüyorum. Şimdi burayı siz V voltajı verirseniz buraya yine V, buraya V bölü 2, V bölü 2 düşüyor muydu? Bir de renk değiştirelim.
Bu sefer buraya V verdiğiniz zaman yine V, burası her kola V düşüyordu. O zaman buraya ne oldu? V bölü 2, V bölü 2, bir de üstüne buraya da V geldi. Fakat X'e bakıyorsunuz, V bölü 2 iken yine V bölü 2 değişmedi dikkat ederseniz. X'in parlaklığı değişmezken Y'ye bakıyoruz. O da V iken yine V olduğu için değişmedi. Dolayısıyla her ikisininki de arkadaşlar değişmemiştir dikkat ederseniz. Bakın yine aynı. Anahtar kapatılırsa parlaklık ne oldu? İlk durum burası yok zaten. Ne oluyor o zaman? Birinci durumda şöyle bir durum vardı. X var, Y var ve Z vardı değil mi arkadaşlar? Peki ikinci durumda ne oldu? Anahtarı kapattığım anda buraya K dersem K, K, K. Bakın X söndü. O zaman X ile ilgili söyleyeceğiniz şey söner arkadaşlar. Söner demek azalır demek değildir arkadaşlar. Peki ne oldu bu durumda? Sadece Y ve Z mi kaldı arkadaşlar paralel olarak? Şimdi siz buraya her ikisine de V uygularsanız bakın ikinci devre kolaylaştı bir anda bizim için. Neden? Buraya V basınca bunların her birine kollara V düşer. Fakat burada biraz işler karışık ne gibi? Şuraya R direnci desek. R ile R eşdeğerleri ne yapardı? R bölü 2. Malum aynı I akımları geçince I R iken I R bölü 2 iken yani buraya V voltajı düşüyorsa buraya 2V düşmesi lazım değil mi? O halde yani 2'ye 1 hatta şöyle yazalım. Buraya 2x voltaj düşerse buraya x voltaj düşecek. 3x V'ye karşılık geliyor mu arkadaşlar? O zaman x başına ne düşüyor? V bölü 3. O zaman buraya V bölü 3 voltaj, buraya 2V bölü 3. Aynılarını yazarsak bakın 2V bölü 3, V bölü 3, V bölü 3. X zaten söndü. Y V bölü 3 iken V olduğuna göre artarken Z de yine ne yaptı? Bakın V bölü 3 iken V oldu gene arttı. Dolayısıyla cevap da ne yaptı arkadaşlar? C şıkkı gibi olmuştur. Yani bu işleri özenli bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Anahtar sorularında. Ve bakın. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam üst üste görmemiz lazım. Lambaların ışık verme süreleri. Bakın bu işin reçetesini söyleyelim. 1. Böyle sorularda ana kol akımını bul. 2. Önemli olan lambaların ışık vermemesinin nedeni neydi arkadaşlar? Pillerin tükenmesidir. Piller bitecek. O zaman ana kol akımını buldun ama sonra pilden geçen akımı bul. Ve 3. Eğer pilden geçen akım büyükse süre küçüktür. Ters orantı. Bunu bileceğiz. Şimdi başlıyorum. Birincideki akım nedir? I1. Şurası E. Dirençte R desek o zaman devdeki akım I. İkincideki akıma gelirsem E ile paralel olunca ne oluyordu? Yine E. Yukarıda da bir R var. Yine I akımı. Üçüncüde ise akım ne oldu arkadaşlar? 2E bölü R. Yani 2. Bakın birinci aşamayı bulduk. Şimdi bunları pillere dağıtacağız. O zaman bak geçiyorum şimdi. Birincide I akım var. Zaten tek bir tane pil olunca buradan I akım geçti. İkincide de I akım var ama iki pil paralel olduğu için I bölü ikisi bana, I bölü ikisi bana geçer. 2I olunca da ne oluyor? 2I'nin hepsi buradan geçiyor, değil mi? Ne dedim şimdi de şimdi size hikayeye göre? Akımla da süre ters. O zaman I akımı geçen arkadaşa T derseniz, bakın I bölü 2 deyince ne olacak? 2T. 2i dersem de tam terse göre t bölü 2 oldu mu? O yüzden de ne oldu arkadaşlar? Y'nin ikisi büyük oldu. Kimden? X'ten. O da büyüktür. Z'den. Y, X ve Z diye yani E şıkkı gibi cevabı da bulmuş oluyoruz. Evet, aynı senaryo. Pillerin tükenme sürelerini soruyor arkadaşlar. Bakın hemen cevap basit. Bakın burada 3'e bölünme var. Burada 2'ye bölünme. Burada yok. 3 ve 2'nin katı olduğu için ben şöyle düşünsem. 6i akım olduğunu sallasak bu devrede. 2i buradan geçiyor. 2i buradan. 2i buradan. Sonra 3i. 3i. Sonra tekrardan 6i. Ben ne demiştim arkadaşlar? Akımın büyük olması demek sürenin küçük olması demek. Şimdi K'dan geçen kaç? 6T. L'den geçen 3T. Pardon 6i. 3i. M'den geçense 2 değil mi? Süre neydi? Tam tersi. Bu adam T bölü 6 ise bu adam T bölü 3. Bu adam T bölü 2. Yani en küçük akım geçen en uzun olacağı için de M'nin süresi büyüktür L'den. O da büyüktür K'dan. Yani M, L, K deyip cevabı da Denizli diye buluyoruz arkadaşlar. Evet aynı soru. Pillerin tükenme süreleri nedir? Özdeş lamba ve piller. Bakın hemen ne yapıyoruz? Birincideki ana kol akımı buluyorum. I1. Neydi? E var bir de R var. Hadi buna I dedim. İkincideki akım bakıyorum. 2E var. 2R var. O zaman burası da I oldu. Üçüncüye geldiğim zamansa E bölü 2R'den ne oldu arkadaşlar? I bölü 2.
Şimdi bunları pillere dağıtacağız. Şimdi birincide iyi akım var. Zaten tek pil olunca buna iyi düştü. İkincide iyi var. Seri olduğu için ikisinden de iyi geçmek zorunda. Üçüncüden de ne geçiyor? İyi bölü 2. İyi akımı olan T deyince yine iyi T'dir. Ama iyi bölü 2 ne oldu? Ters orantıya göre 2T midir? O yüzden de ne oldu? M büyük oldu. K ile L eşit oldu arkadaşlar. Dolayısıyla M'nin büyük olduğu K ve L'nin eşit olduğu E şıkkı diye cevabı bulmuş oluyoruz. Evet. Böylece bu testimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve kanalıma abone olan arkadaşlara da tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hepiniz. Hoşça kalın.